Şimdi diğer taraftan yaptığım istihbarat çerçevesinde konuşayım öncelikle. E, kim olur konusunda. Bir kere Aykut Kocaman'ın ne böyle bir düşüncesi var. Bodrum'da tatil yapıyor. Hatta hani öyle geleceğim falan da demiyor. İşte arkadaşlarına, eşine, dostuna çarşamba buyurun gelin bayram öncesi çay kahve içeriz falan diyor. Bir kere Aykut Kocaman konusu şu an hiç gündemde yok. Görüntü öyle. Yani ben görüntüyü söylüyorum. İki tane seçenek var e, ki zaten Ahmet Selim de anlattı. Bunlardan bir tanesi e, Volkan Demirel-Selçuk Şahin seçeneği. Yani Emre Belözoğlu'nun yanındaki. E, dikkat edersen şöyle ha, bir... O yüzden mi ayrıldı belki de? <laughs> bak dikkat, ben bunların senaryolarını... Emre Bellozoğlu ile yolları ayırdı. Yani Başakşehir ile <laughs> ayrıldı. Yani şimdi ben şeyleri anlatıyorum. Yani olayları anlatıyorum. Olur olmaz bilemem Hı. ama... Ya ben aklıma bir gelen soruları bir sorayım. Bir cümle var. Diyor ki Samandıra'nın... O tozunu toprağını yutmuş kim var Samandıra'nın böyle tozunu toprağını yutmuş e, isimler olarak? Selçuk Şahin de Volkan. O Samandıra'nın altını üstüne getirmiş iki tane oyuncu. Ve ikisi de Fenerbahçe'nin o Samandıra e, noktasındaki önemli isimleri. Şimdi Volkan Demirel Selçuk Şahin bir seçenek olarak duruyor bir kere onu söyleyeyim yani seçenek olarak. Montella hala Ahmet Selim'in dediği gibi seçenek olarak duruyor. Diğer seçenek de İsmail Kartal. Başkanın çevresine söylediği cümleyi söylüyorum. Diyormuş ki çevresine, çevresinden öğrendiğimi söylüyorum. Kendisi tabii söylemez. Ya biz İsmail Kartal'a geçen sezon haksızlık yaptık biraz da. Yani o bu e, yani manşet bu. Biraz da haksızlık yaptık. Çünkü İsmail Kartal çok çok iyi getirmişti buraya. Ama şartlar buraya getirdi bizi. O bir sefer daha e, bu takımın başında olmayı hak ediyor cümlesi var. Şimdi bütün bunların özetinde tabii ki e, Ali Koç derin derin düşünecek. Kamuoyunda dalgalanmasını istedi. Dalgalandı şu anda kamuoyunda. Yani yerli mi olsun ya bak da dalgalanıyor. Şimdi kamuoyu oluşuyor şu anda. E, o kamuoyunun oluşmasını da sağlamış oluyor. E, dolayısıyla şuradaki seçenek, görünen seçenek onu da anlatayım. Sergen Yalçın konusunda söyleyeyim. E, yani görüştüm. Sergen Yalçın'a hiç teklif falan yok. Yani hiç böyle bir şey söz konusu olmadı. İki, Abdullah Avcı konusunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'ya camia içinden tepki var zaten. Yani Abdullah Avcı masaya falan gelmiş değil. Yani zaten konuşulduğu anda camia içinden. Ha neden? Ben bunlara taraftar değilim Levent. Yani böyle hani camia içinden gün olur, öyle olur, böyle olur. Sonra tekrar barışırsın. Bunlar problem değil. Ama ama şu kimya anda kimya tutmaz gibi şu geliyor. Nasıl beşiktaşta tutmadı? Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı şu an bir teklif falan almış değil, gündemde değil. Aykut Kocaman, Ali Koç ilişkisinin belki de o sıcaklığını kaybetmesinden kaynaklı olarak böyle bir durum söz konusu. Şu anda görünen üç seçenek var. Volkan Demirel, Selçuk Şahin ikilisinin olduğu bir seçenek, İsmail Kartal'ın olduğu bir seçenek, üçüncü seçenek de Montella. Yani söyledik Lucci yani öylesine sadece Ceko için gelmedi mutlaka masaya o da yatırıldı. Evet. Ha şöyle olabilir. Bu arada şimdi, Lucci demişken Lucci'nin listesinde portföyünde bayağı önemli, çok oyuncular, önemli oyuncular da var. var. Mesela işte boşta olan Bonucci gibi onlar da ilerleyen günlerde konuşulabilir. Bonucci yani, bilinen bir oyuncu. E, yani onlar tabi işte takımı e, transferi. onun bir, için bir şey demişti geçenlerde söyledim. Beştaş aldı demişti. Beşiktaş'ın ilgisi var, Fenerbahçe'nin e, de olabilir Fenerbahçe deniyor. Olursa, ya Şimdi mi? şöyle bir şey var ee, yani genel e, an, teknik direktör açısından baktığımızdaki tablo böyle bir tablo var karşımızda böyle bir tablo var. Niye anlattım bunu şunun için söylüyorum gittik Volkan Demirel Selçuk Şahin ikilisi olmadı. Gittik İsmail Kartal şu şartlar o zaman gidersin Montella'ya yani hani bu şöyle bir şey değil biz kesinlikle bu iki hocayı getireceğiz meselesi değil. Gidersin belki de şimdi Volkan Demirel'in Aykut bizim Aykut İnce'ye söylediği sözler var. Fenerbahçe'den gelen teklifi niye kabul etmeyen, kim kabul etmez? Fenerbahçe'de kim teknik direktörlük yapmaz diyor. E tamam o zaman yani demek ki reddetmeyecek eğer cazip bir teklif Reddetmez gelirse. Reddetmez zaten canım. Yani bunu söyleyeyim bir. Yani teknik direktör tarafını söylüyorum. E, oyuncu tarafına baktığımızda, Arda Güler'le ilgili de söyleyeceğim de, oyuncu tarafına baktığımızda bir kere e, Serdar Aziz ve Serdar Dursun zaten eğer hoca kalsaydı George Jesus ayrılıyorlardı. İkisi de ayrılıyordu, karar almışlardı. İkisi de ayrılacaktı. Hı. Çünkü e, oyun şablonu Serdar Dursun'u çağırmıyor. Onun için e, yani ben sene içinde de defalarca konuştum Serdar Dursun'la. Diyor ki, yani ben onun söylediğini söylüyorum. Şimdi artık senek bitti, her şey gittiği için rahatlıkla söylüyorum. Abi mobil forvet istiyormuş diyor. Koşacakmışsın diyor. Sağa koşacaksın, sola koşacaksın. Yani ceza sahası içi santroforu dediğimiz hedef santrofor aramıyor diyor. Yani kendi söyledi açıkladı zaten. Ha, ya ben bana sonra, bana çok söyledi santroforu de. santroforu sevmediğini ha, söyledi. Yani. Ben bana çok söyledi de. O sonlarda artık ayrılma noktasında Hı. söyledi onu. Çok söyledi. Dedi ki yani böyle istiyor dedi. Onun için de ben. E, onun tercih ettiği bir oyuncu değilim. Ayrılmayı düşünüyordu. Fakat şimdi diyor ki beklemeyi düşünüyorlar. Yani ya İsmail Kartal gelir de hmm. geçen sene ondan yüksek verim almıştı, 15 gole o, falan 15 ulaşmıştı. Gol. Gelirse başka bir şey. Ha şöyle bir şey. Fenerbahçe satacak. Samet Akaydın. 3.7 milyon euroya aldın sen Samet Akaydını. Satamazsın. Kaça kime vereceksin? Kime vereceksin? Yani Türkiye'den herhangi bir takım. Samete 3.7 milyon euro verir mi? Hakikaten bu Samet Akaydın transferinde direkt olarak Jesus mu istemiş bu oyuncu? Evet. İstemiş yani. yani onun yani... Türkiye'den yerli stoper olarak göstermişler hani kimi, kim olur buradan diye. Yani. Onun almadığı, istemediği oyuncuları da ben burada 16 oyuncu var söylerim size almadığı, istemediği. Evet, onun almadığı oyuncuları da sayayım istersen sana. Olur. Mesela Emre Mor, o almadı. Tiago Çukur almadı. Ee, Emre Demir. Onları mesela onu almadı. Ben sayayım sana bunlar buradan. Bunlar proje oyuncusu Emre ha, Demir. Bunlar zaten tamam. şey şöyle söyleyeyim. Mesela başka kim var dersen şöyle söyleyeyim bakayım. Mesela Lamina Diak alındı. Fenerbahçe'nin Ankara gücüne verildi. Mesela onu istemedi. Onu söyleyeyim. Bunun dışındaki oyuncular bakıyorum başka kim var diye. İrfan Can Eğribayat onun transferi değil. Kaleci İrfan Can Eğribayat. Yani 10 civarında Lincoln Henrique, Buruma, William Arao, Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique, Luan Perez, Ezgin Alioski, böyle onlar onun transferi. Hmm. İyi de tamam Buruma'yı aldı oynatmadan yolladı. E, çünkü, o da var yani. Çünkü, e satıldı o da. Evet. Satıldı çünkü şu bek, anda. Tabii beklediği Ha şöyle bir şey var Fenerbahçe oradan da onu da söyleyelim yani o da bir yönetim başarısı. 4.25, 4 milyon 250 bin Euro'ya aldı. Ben de şey gibi oldum şimdi muhasebeci gibi. 6.5'e sattı. 2.250 evet. kar etti. İyi ticaret, yani onu evet. söyleyelim. Yani 2.200 ayrıca şeyden de kar etti. Onu da söyleyelim. Mergin Berişa'dan da kar etti. Mergin Berişa'yı da 4 milyon euroya sattı. Bir de kiralama bedeli de var. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin kasasına şu süreçte 10,5 milyon euro gibi bir rakam ha. girmiş oldu. Ama da, bu evet. transferleri Levent en az 10 tanesini kendisi yaptı. Hiç ya yayı... Bir de bir cümle daha söyleyeyim. Ondan sonra dedi ki hatta Ali Koç. Ya biz dedi karışıyoruz. Oyuncu transfer ediyoruz. Ya siz ne karışıyorsunuz? Bırakın hoca transfer etsin. Hocaya o yetkiyi verin. Hocaya yetkiyi verdik şimdi niye karışmıyorsunuz diye soruyorsunuz dedi. Yani <laughs> arada, arada böyle bir, bir böyle bir ikilem. Ama anladım. ben burada kent şu... aldı şimdi. Kimse söylemedi onu alsın diye. Evet, kent. Evet, o şimdi işte onu söyle ben onun için sordum hani aldı anlaşıldı yani? Yani. Ben onun için sordum Ryan kent konusundaki durumun ne olduğunu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Ryan kentle ilgili de biraz belki bilgi olarak sizlerin sizler de tanıyorsunuz ama izleyiciler de tanısın. Bir kere Ryan kenti aldın. Eğer bir sistem oyuncusu onu söyleyeyim bir sistem oyuncusu yani sistemin içerisinde eğer Fenerbahçe onu sistemin içerisinde kabul ederse çok iyi işler yapar Ryan Kent özellikle de şöyle söyleyeyim bu sezon ceza sahası dışından ve içinden bu sistemin içerisinde yaralırsa atacağı golleri izleyeceğiz çok sistemine göre mi diyorsun yok yani sistem dedim ya gelecek, gelecek hocanın sistemi. Alınmıyor. CESOS yok ki artık yani ha ben yok yani yok da yani bir sistemden bahsediyorsam ortada bir sistem yok şu anda. Ha işte o, şimdi onu anlat. Onun için dedim yani. zaten bir sistem oluşacak. O sistemde bu bir e işte, o sistemde şeyse... belki ona yer olmuyor. Onu, onu, onu bilmiyoruz. Evet. Ama şöyle bir oyuncu ee, bir kere driplingi var. Adam eksiltiyor. Eee ceza sahası dışından içinden şutlar çekebiliyor. Çok isabetli. Ayak içini kullanıyor. Bizim Icardi'de gördüğümüz, benzetmek için söylemiyorum çünkü bazen bir anda hemen tepki gösteriyor. Icardi'de gördüğümüz gibi ön direk koşusu yapıyor, arka direkt koşusu yapıyor. Böyle özellikleri var. Yani önemli özellikleri.